Ay. Fokala bak. Merhaba Levha kanalıma hoş geldiniz. Bugün abi Sam Whittle'dan The 18, yani My Bison, Hai Cheng şarkısını izleyeceğiz. Hiç bilmiyordum böyle bir şarkı çıkaracağını falan ama şarkı yani direkt şu an bir Asya alfabesine göre bir yazılar falan var ama bu şey galiba Çince sanırım, öyle olması lazım. Hai Cheng diye ismi zaten. Direkt geçelim bakalım. Zaten kendisi Çinli oluyor abi. Bakalım. Öyle söylemesi aslında normalde yani. Bakacağız. Bayağıdır Çinli şarkı dinliyor muyum? Bir ay falan olmuştur sanırım. Çünkü oy şu Virgil'a bak, kar mısın ya? My boys ya. Ah üzün... Ha, üzünlü bir şarkı galiba. Ay. Fokala bak. Oğlum bu adamın pozisyonu normalde dansçı değil mi lan? Şaka mısınız abi? Adam kafayı yersin lan. Yani normalde internette falan baktım mı öyle gözüküyor yani bazı yerlerde. Ama adam o kadar yetenekli ki abi hiç fark etmiyor yani. Does it matter yani, baksana. Sub vokalle geçiyor. Gerçi bu ne? K-Profis. Bazen K-Profis'i doğru bulmuyor insanlar. Hani şey değil, güncellememiş hali diyorlar. Ki zaten hani bunu birkaç defa direkt karşılaştık böyle birkaç defa durumla. Ama yani direkt başlangıç şey herhalde ya da bilmiyorum, kendilerim yanmış ama öyle yazıyor. Başka yerde var mı bilmiyorum. Biliyorsunuz bu arada site olarak falan. Söylersiniz abi. Oradan bakarız yani doğrusunu falan. Ekstra olarak bazen. Kim o? Aman. Ha. Yoca. Bir asla çıldırıyor şu an. Kendi kendinden oyun oynuyor. Kıyamam, garayım. Oğlum bu afetin dışarıda gezme durumu nedir ya böyle kardeşim, git. Az da bulun mu dışarıda ya? Peki. Sahne falan beğendim bu arada. Anlamlı gözüküyor. Yüzüne bakarız. Sürekli yaşandıkları ve yaşanmış yani yaptıkları yerleri falan böyle yani gezerek hani orayı bir anda bize böyle gösteriyorlarmış gibi hissediyorum. Öyle galiba sanırım zaten. Ne oluyor lan? Aa, o da mı dansçı? Peki. Hiç dans beklemedim bu arada. Olay örgüsü görsellerle düşünüyordum. Hoşuma gitti. Güzel de dans etler bu arada. Nazik. İki kişinin birbirine hani romantik bir şekilde bakabileceği tarzda dans olmuş. Aşıklar. Lan.
Klasik abi, bekledim an oldu yani. Yaşamışlar, bir şey olmuş. Kız artık rahmetli mi olmuş? Ayrılmışlar mı? Ondan sonra hani bir durumun farkına varma yani. Vay. Başlangıç yerinde buraya gelmişti. Güzel bitiş bu arada. Romantik bir şarkıydı. Hoşuma gitti benim bu arada. Böyle romantik şarkı arada dinleyince hoşuna gidiyor insanın. Drone'la bir çekim var. Denizde ne maviymiş ya. Burada hiç öyle değil ki. Burada emin ediyorum denizde. Bir sen yoksundur denizin içinde. Her şey vardır yani. Tatlı bir. Cute. Reis ne tepeye çıktım be. Bu ne lan denizdeki? Anlayamadım. Neyse abi, videonun son dedim. Tatlıydı bu arada. Vokal olarak olsun, durumu direkt yansıtma olarak olsun. Arada böyle tatlış dansları falan da vardı. Yani yaşadıkları durumu işte. Yani başından geçen ilişki falan böyle. Bize yani bizzat gösterdi falan işte durumu. Yani bunu direkt bize bizzat yaşattı. Kız rahmetli mi? Onunla ayrıldılar ama muhtemelen ayrılmışlardı diye düşünüyorum. Onu falan bizzat görmek falan şeydi yani böyle hani. Ben başından beri hani biliyordum zaten bir şey olacağını. Biraz çünkü üzücü bir durum var hani dedim. Kesin bunlar kesin gidecek yani hani ayrılacaklar falan böyle hani ayrılmış olarak gösterecekler bize en sonunda falan durumu zaten. Kafamda az çok böyle yankılandı. Güzeldi, tatlıydı yani vokal falan olsun yani değil, normalde yeni bir yazım olarak seçmiştim. Ya, Seventeen'in zaten böyle solo şarkını falan olsun pek dinlemiştim yok. Yani grup olarak dinleyince böyle çok fazla da böyle idrak edemiyorsun. Çünkü çok fazla orada şans verilmiyor bazen. Şimdi böyle duyunca böyle vokali falan olsun dağızından ziyade vokalin de bayağı iyi olduğunu bizzat böyle tekrar görmüş olduk. Bu kadar değil mi abi? Daha fazla diyet veya sevmetinle ilgili video istiyorsanız videoya beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.